Sahilde bir yürüyüş yaptığınızı düşünün. Yerde binlerce küçük, ufak tefek, irili ufaklı taşlar var. Hepsi de birbirinden farklı ama uzaktan baktığınızda onların yine de taş olduğunu görebiliyorsunuz. Doğal yollarla oluşmuş milyonlarca taş arasında bir tanesi dikkatinizi çekiyor uzaktan. Diğerlerinden farklı görünen bir tanesi. Hem onlardan daha parlak hem de şekli çok daha farklı, uzun ince bir şey. Acaba bu da doğal yollarla oluşmuş bir taş mı yoksa yapay olarak üretilmiş bir nesne mi? İşte bilim insanlarının yaklaşık 1,5 yıldır böyle bir şey, böyle bir nesne rahatsız edip duruyor. Onların uzay sahilinde karşılaştıkları diğerlerine göre çok daha farklı bir taş ya da bir nesne. Her şey Hawaii'de başladı. Orada deniz seviyesinden 3000 metre yükselen Haleakala volkanının tepesinde bir gözlemevi var. Gözlemevindeki Pan-STARRS teleskobunun yaptığı işlerden bir tanesi, dünyanın yakınından geçen gök cisimlerini tespit etmek. 19 Ekim 2017'de böyle bir gök cismi tespit edildi. Ama dünyamıza yaklaşmadan önce değil, yaklaştıktan günler sonra tespit edilebildi. Çünkü bu cisim çok hızlı hareket ediyordu. O kadar hızlı hareket ediyordu ki bu bizim güneş sistemimizden olamazdı. İlk kez yıldızlar arası bir gök cismi tespit edilmişti. Nereden geldiği ve nereye gittiği bilinemeyen bu cisme Oumuamua adı verildi. Hawaii dilinde bu kelimenin anlamı kaşif, elçi ya da öncü birlik demek. Başlangıçta bilim insanları bu cismi bir kuyruklu yıldız olarak düşündü ama bir hafta geçmeden onu asteroit olarak yeniden sınıflandırdılar. Ancak daha önce hiç gözlemlenmeyen bazı özellikleri nedeniyle onun doğal değil de yapay bir cisim olabileceğini söyleyenler de çıktı. Üstelik bunu söyleyenler komplo teorisyenleri değil. Harvard Üniversitesi'nde teorik fizik profesörü olan Avi Loeb, bu cisimle ilgili yayınladığı bilimsel makalede Oumuamua'nın tuhaf ivmelenmesinden yola çıkarak şu ifadeye yer verdi. Bu nesne, uzaylı bir uygarlık tarafından kasıtlı olarak dünyanın çevresine gönderilen tamamen işlevsel bir uzay gemisi olabilir. Bu ifadeler bir romanda ya da bir filmde geçmiyor, bilimsel bir makalenin içinde yer alıyor. Bilim kurgu yazarı Arthur C. Clarke 1973 yılında Rama ile Buluşma adında bir roman yazdı. 2131 yılında geçen bu romanda astronomlar gizemli bir gök cismi keşfeder ve onu asteroit olarak sınıflandırır. Ancak Rama adını verdikleri bu nesnenin hareketlerine bakarak alışılmadık bir yörüngeye sahip olduğunu anlarlar. Dolayısıyla Güneş sisteminin dışından gelmiştir. Daha yakından incelemek için bir uzay gemisi gönderirler ve geminin gönderdiği fotoğraflardan Rama'nın şeklinin bir silindir gibi olduğu ortaya çıkar. Üstüne inince bunun bir uzay gemisi olduğunu anlarlar. 1,5 yıl önce keşfedilen bu gizemli gök cismiyle bu romandaki hikaye arasındaki benzerlikten ötürü gök cismine Rama adını verenler de oldu. Ancak biz onu inceleyebilmek için bir uzay gemisi gönderemediğimiz gibi fotoğrafını çekmeyi bile başaramadık. Yaklaşık 1,5 ay boyunca dünyanın farklı teleskoplarıyla yapılan gözlemler var sadece elimizde. Bu gözlemlere göre kırmızı renkte metale yakın yoğunlukta olduğunu ve 7,5-8 saatte bir dönüşünü tamamladığını biliyoruz. Parlaklığındaki değişimden yola çıkarak onun yaklaşık 80 metreye 800 metre boyutlarında bir çubuk gibi olması gerektiği sonucuna varıldı. Yani bir silindir gibi. Kırmızı renginden ötürü karbon bakımından zengin maddelerle kaplı olabileceği düşünüldü. Bilim insanlarını en çok şaşırtan özelliklerinden birisi ise bu cismin hızını giderek arttırması oldu. Güneş sistemimizde bu tür bir hareketi kuyruklu yıldızlarda görebiliyoruz. Üzerindeki maddelerin güneş ışığıyla ısınması sonucu bir gaz çıkışı meydana geliyor ve bu da bir roket etkisine yol açıyor ve onları hızlandırıyor. Gördüğümüz kuyruk da bu gaz çıkışı zaten. Ancak Oumuamua'da böyle bir gaz çıkışı hiç olmadı. Kuyruğu olmayan bir kuyruklu yıldız olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla bilim insanları ona kuyruklu yıldız demekten vazgeçti
ve asteroid olarak sınıflandırdı. Fakat asteroidler de hızını değiştiremez. Ayrıca parlaklıkları en fazla 1'e 3 oranında değişebilir. Bu cisimde olduğu gibi 1'e 10 oranında değil. Zaten kuyruklu yıldızlar genellikle Oort bulutundan, asteroidler de Mars'la Jüpiter arasındaki asteroid kuşağından geliyor ve her iki kaynak da Güneş sistemimizin bir parçası ve o yüzden de hızları birbiriyle uyumlu. Bulunan bu yeni cisimse hiperbolik bir yörüngede çok hızlı hareket ediyor ve hızını giderek arttırıyor. Bilim insanları bu tuhaf ivmelenmeye yol açabilecek bir şey daha olabilir diyorlar. 0.3 milimetre inceliğinde ve 20 metre çapında bir güneş yelkeni. Kasım 2018'de yayımlanan yeni bir makaleye göre hızlanmanın sebebi güneş radyasyon basıncı olabilir. Eğer bu gök cismi doğal değil de yapaysa, bu basıncı kullanarak hızlanmayı sağlayacak bir çeşit yelken kullanıyor olabilir. Bizim medeniyetimiz Icarus ve Starshot gibi projelerde görebileceğimiz gibi bu tür yelkenleri tasarlamayı başardı. Çünkü gezegenler arası ya da yıldızlar arası taşımacılıkta kullanılabilecek en uygun, en akla yakın teknolojilerden biri bu. Buraya kadarki bulguları özetleyecek olursak, Güneş sistemimizin dışından gelen ve bizim ilk kez gözlemlediğimiz bir cisim var. Silindir şeklinde ya da bir kalem şeklinde olan bu cisim hızını giderek arttırıyor ve yayımlanan bu son makaleye göre bu artışın sebebi onun önündeki kağıt gibi bir yelken olabilir. Bir kağıdın çektiği kalemden söz ediyoruz kısaca. Oldukça spekülatif bir düşünce ama bu makaleyi kaleme alan bilim insanlarına göre iki sebepten ötürü bu o kadar da spekülatif değil. Birincisi, eğer biz varsak ve bu tür teknolojileri hayal edebiliyorsak başkaları neden olmasın? İkincisi, Samanyolu galaksisindeki diğer yıldız sistemlerinin en az çeyreğinde bizimkine benzeyen bir dünya olduğunu tahmin ediyoruz. Yani milyarlarca gezegende hayat olasılığı var. Bu gezegenlerden sadece biri bile içindeki canlı yaşamı ve medeniyeti tamamen yok olmuş olsa dahi zamanında bu galaksinin dört bir tarafına buna benzeyen keşif araçları göndermiş olabilir. Bizim Voyager 1 ve Voyager 2 gibi araçları gönderdiğimiz gibi. Bizim gönderdiğimiz Voyager 1 ve Voyager 2 gibi araçların en büyük özelliklerinden bir tanesi bulguları bize radyo sinyalleriyle geri göndermesi. Eğer bu bilim insanlarının speküle ettiği gibi Oumuamua da böyle bir keşif aracıysa, o da kendi eviyle bir şekilde haberleşiyor olması gerekir. Nitekim dünya dışı akıllı yaşam formlarını araştıran Breakthrough Listen projesi de hemen bu cismi dinlemeye başladı ama hiçbir şey bulamadı. Oumuamua tamamen sessizliğe gömülmüştü. Ya bizim henüz tam olarak çözemediğimiz, bilemediğimiz kuantum dünyasına ait bir yöntemle eviyle haberleşiyordu ya da fazla zorlamaya gerek yok. Occam'ın usturası prensibi gereği bu bir uzay aracı değil. Bugün bu cismin izini tamamen kaybetmiş durumdayız. Bilim insanlarının çoğu bu cismin çok özel, çok istisnai bir cisim olduğunu kabul etmekle beraber tamamen doğal olduğuna inanıyor. Yine de onun yapay olmadığı bilimsel olarak kanıtlanamadı. Whatever it is, we believe it's a natural object, but we can't actually prove that it's not something artificial. Herkesin üzerinde hemfikir olduğu şey, onun Güneş sistemimizin dışından gelen ilk ve şimdilik tek gözlemleyebildiğimiz cisim olduğu. Bu anlamda gerçekten de adı gibi bir öncü, sahilde dolaşırken gördüğümüz taşlardan çok daha farklı bir taş. Eğer sahilde dolaşan kişi biz değil de bizden binlerce yıl önce yaşamış bir mağara insanı olsaydı ve böyle farklı bir taş bulsaydı ne yapardı? Mesela pili bitmiş bir cep telefonu bulsaydı o sahilde. Onu diğer taşlardan farklı bir taş ama yine de bir taş olarak mı sınıflandırırdı? Yoksa o anda sahip olduğu teknolojiye göre bir şeyler hayal edip hiç tanımadığı bir kabilenin yaptığı taştan bir teknolojik alet olarak mı düşünürdü? Ne yaparsa yapsın böyle bir mağara insanına cep telefonunun gerçekte nasıl bir teknoloji olduğunu anlatabilmenin bir yolu yok herhalde. İşte biz de günün birinde bizden çok daha gelişmiş bir medeniyetle karşı karşıya gelirsek ya bunu hiç fark etmeyeceğiz ya da kullandığımız teknolojilere göre dilimiz döndüğünce tarif etmeye çalışacağız.
Ama ne olursa olsun büyük bir ihtimalle onun gerçekte ne olduğunu tam olarak hiçbir zaman anlayamayacağız. Yine de sahilde dolaşırken içinde mesaj olan bir şişe bulma fikri bile insanı heyecanlandırmaya yetiyor.